Otoçift'in yeni bir Dene Bak videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bahçe hortumuyla beraber arabamızı yıkayacağız. Gelin hep beraber bugünkü videomuza geçelim. Tekrardan merhaba arkadaşlar herkese. Bugün evinin bahçesinde hortumuyla herhangi bir tanzik makinesi olmadan aracını sabunlayıp aracını yıkamak isteyenler için şifa bir ürün getirdim arkadaşlar. Bu ürün hepimizin normalde bildiği tanzik makinelerine takılan bu köpük yapan aletlerden biri. Ama bu aletin tek özelliği evinizde bahçe hortumuna takarak arabanızı köpükleyebiliyorsunuz. Bugün gün içerisinde birkaç kere deneyimleme şansım oldu. Gayet güzel şekilde köpük atıyor. Birazdan sizler de göreceksiniz. Öncelikle kutusundan çıkan ekipmanlardan başlayayım. Bir adet tabancası çıkıyor arkadaşlar. Bir adet şu ara bağlantı hortumu. Bir adet şu fiskiye başlığı. Bir adet sabun haznesi. Bu şampuanı şimdi köpürtüp aracımıza uygulayacağız. Tek yapmamız gereken şu bağlantıyı gerçekten çok düzgün yapmamız gerekiyor. Çünkü su bahçe hortumu çok tanzikli geldiği için buradan patlama vesaire yapabiliyor. Sağlam taktığınızda herhangi bir problem olmuyor. Gelin hep beraber arabamızı şampuanlayalım. Arkadaşlar özellikle şu oynar başlığını şöyle aşağı doğru sabit şekilde tutmamız gerekiyor. Daha sonra tek yapmamız gereken tetiği çekmek olacak. Neredeyse alttan 2-3 çizgi olan şampuanımız aracımızın ilk bölümünde bitmek üzere. Burada sizin açtığınız su tanzik miktarı da çok etkili arkadaşlar ama biraz sabunu fazla kullanıyor arkadaş. Ama görüntü olarak bence çok başarılı. Bahçesinde özellikle ön yıkama yapmak isteyenler, cilalı aracını yıkamak isteyenler, bu köpük atan daha farklı şampuanlar var arkadaşlar. Böyle çok bol köpüklü oluyor. Onlardan kullanmak isteyenler, yani onlardan bir kapak koyup üzerine su doldurup bunu oldukça köpürtüp kullanabilirler evinin bahçesinde. Benim gayet çok hoşuma gitti. Şimdi şöyle yapacağım ben aynı zamanda. Bu hazneyi çıkartıp arabamı sadece su ile durulamaya çalışacağım arkadaşlar. Bir de bunu denemek istiyorum. Şimdi bu noktada suyun tanzini biraz daha fazla açacağım. Suyun tanzini çeşmeden oldukça fazla açtım arkadaşlar. Aynı zamanda çok kullanışlı oldu. Yani tanzik makinesi olmayan arkadaşlar önce arabasını sabunlayıp daha sonra da arabasını durulayabilirler. Şimdi bir de şu özelliğinden bahsedeyim. Ben tabii ürünü bir kez düşürdüm. O yüzden burada bir çatlak oluştu ama eğer basılı tutup şu pini indirdiğinizde sürekli olarak basılı tutabiliyor. Böylelikle daha kullanışlı olur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar detaylı detaylı uğraşsam arabamı çok güzel şekilde yıkamış olacaktım. Tanzik makinesine, elektriğe, tesisat hattına, hortum bağlamaya vesaire son. Bence gerçekten çok güzel ki hem de bu ürün orta seviye kalitede bir üründü. Bundan daha kaliteli olanlar, aynı konseptte daha kaliteli olanları vardı. Onlardan da alıp denemek istiyorum şu an bu ürünü gördükten sonra. Ben ürünü çok beğendim. Bundan sonra çok çok kullanacağım bir ürün. Şampuan deneme videolarını yapamıyordum. Çünkü bu şekilde güzel bir uygulama sağlayamıyordum. Bundan sonra şampuan denemelerini de yapacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olarak beğeni atın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Sizleri seviyorum. Bir sonraki Dene Bak videosunda görüşmek üzere.